Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bu video serisinde sizlerle beraber elektrik üretmeye çalışacağız. Bu masada gördüğünüz farklı ürünlerle elektrik nasıl üretebilir? Bu konulara gireceğiz. Tabii bunlara girmeden önce bazı temel kavramlar hakkında konuşmamız gerekiyor. Bu temel kavramları belki birçoğunuz biliyordur. Ama biz burada hiç bilmeyenleri referans alacağız. Temelden bir kişi elektrik hakkında çok fikri olmasa dahi bu videolardan adım adım devam edip ve bunun üstüne de internete yapacağı araştırmalarla beraber veya farklı kaynaklardan bu alanda güzel şeyler çıkaracağını düşünüyorum ben. Şimdi buradaki bazı temel kavramlara geçelim. Bildiğiniz gibi herhangi bir maddenin içerisine derinlemesine indiğimiz zaman bu madde özelliğini veren en küçük parçalara ulaşırız. Bunların adı da atomdur. Atomlar merkezinde çekirdek ve bunun etrafındaki elektronlardan meydana gelir. Atom içindeki parçaların yüklerini incelediğimizde çekirdekte bulunan protonlar artı yük, nötronlar nötr yani yüksüz, çekirdeğin etrafındaki elektronlar ise eksi yüklüdür. Gelin bu atomun içindeki yükleri biraz daha yakından inceleyelim. Hepimizin bildiği gibi arkadaşlar elektronlar eksi yüklüdür. Ve bu iki eksi yük bir araya geldiği zaman yani iki adet elektron yan yana geldiği zaman bunlar birbirini iterler. Aynı şeyi protonlar için de söyleyebiliriz. Artı yükler birbirini iter. Zıt yükler ise birbirini çeker diyebiliriz. Burada şöyle bir atom hayal edelim. Merkezinde bir adet protonu bulunan, yörüngesinde ise bir adet elektronu bulunan. Bu ikisi zaten birbirinin zıt yükü olduğu için bunlar aslında bu şekilde bir denge halini koruyacaklardır. Bu atom nötrdür elektrik yük olarak. Bunun dışında da farklı iki tane durumu da inceleyebiliriz. Böyle bir model hayal edelim. Burada merkezimizde arkadaşlar protonlar var. 5 adet protonumuz burada var. Yörüngesinde 3 adet elektronu var. Bu atom için şunu söyleyebiliriz. Bu atomun artı yükleri eksi yüklerden daha fazladır. Yani buna bir katyon diyebiliriz. Aynı şekilde bu atom modeline de bakabiliriz. Bu arada bu sadece bir model. Hayalimizi kolaylaştırmak için. Burada da 3 tane proton verdiğimizi hayal edelim. Çekirdeğe. Yörüngesinde ise 6 tane elektron olsun. Bu ise elektrik yükü olarak bu atomda negatif yük daha fazladır diyebiliriz. Bu bize ne sağlıyor? Bu iki atomun yan yana geldiğini hayal edelim. Gerekli şartlar oluştuğu zaman yani birbirlerine yeteri kadar yaklaştı buradaki elektronu alıp buna vereceğini hayal edebiliriz. Aslında bir akış meydana geliyor. Peki bu akışı daha yüksek miktarlarda yaparsak ne olur? Bunun için şu pil örneğine bakabiliriz. Burada pozitif yükü fazla olan atomlar ve moleküllerin bir arada olduğunu hayal edelim. Burada ise negatif yükü fazla olan moleküller ve atomların bir arada olduğunu hayal edelim. Bunlar arkadaşlar çok yüksek miktarlarda hayal edeceğiz. Yani milyonlarca, milyarlarca adet atomun bir araya geldiğini düşünelim. Çok ciddi bir elektron ihtiyaçları var. Burada ise elektron fazlalığı. Eğer bu elektronların akışını sağlayabilecek iletken üstünden bir yol iki kutbun arasına çekebilirsek biz burada bir elektrik akışı meydana getirebiliriz. Yani burada elektronların sistem üstüne akıp bu sistemi dengeli hale getirene kadar akış göstereceğini inceleyebiliriz. Tabii biz bu akışın arasında da ihtiyacımız olan iş yükünü gerçekleştirecek işte motor olabilir, ışık kaynağı olabilir ya da bir ampul LED olabilir. Biz bunu araya bir cihaz koyarak biz buradaki enerjiyi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Biz bu su örneğinden bu akışı biraz daha denilemecisine inceleyelim. Bunun içindeki su molekülleri bizim için elektron vazifesi görsün. İkinci durumda arkadaşlar bir denge hali mevcut. Akış meydana gelmez. Yani bunun bir po ittirme potansiyeli var. Bunun da bir ittirme potansiyeli var. Bu ikisi arasında bir potansiyel fark mevcut değil. Bu örneğimizde ise bu iki kab arasında bir potansiyel fark var. Fark tam olarak neresi oluyor arkadaşlar? Biz referansı şu çizgi olarak alırsak bunun üst kısmı aslında bizim fark oluşturan bölgemiz. Yani burada bir fark var. Ben eğer bu vanayı açarsam bu ikinci durumu haline gelene kadar aslında bir akış meydana gelecek. Akış ne zaman bitecek? İkisi arasındaki potansiyel fark bittiği zaman. Buradaki potansiyel fark ne aslında? Buradaki su moleküllerinin üstüne uygulanan ittirme kuvveti. Mesela burada bir elektronların üstüne uygulanan bir ittirme kuvveti var değil mi arkadaşlar? Bu ittirme kuvveti o su moleküllerinin üstüne uygulanan itme kuvveti gibi hayal edebiliriz. Ya da çekme kuvveti olarak da hayal edebilirsiniz. Buradaki sonuçta elektronları protonlar çektiği için. Yani biz bunu böyle ifade edebiliriz. Yani hayal etmesi kolay olması açısından. Yoksa derinlere indiğimizde birçok etken de karşımıza çıkacak. Bu akışta daha neyi inceleyebiliriz? Bu akışta arkadaşlar elektronların akabileceği bir iletken. Bu iletkeni biraz daha yakına incelersek burada bir kavram daha önümüze çıkıyor. Mesela bu bizim kablo kestiğimiz olsun. Burada kırmızı olarak resmettiğimiz şey aslında buradaki bakır atomlarımız olsun. Bunlarsa elektronlar olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında kablonun içerisinde bomboş bir yer değil. Buradaki elektronlar artı yöne doğru akarken yani buradaki bakır atomlarını geçmeleri gerekiyor. Tabi bunları geçerken bunların etkilerinden kaynaklı olarak bir direnç meydana geliyor. Bu yüzden de biz bu direnci göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu sadece bu bakır atomu için geçerli değil. Etrafımızı gördüğümüz tüm yapılarda ya yani iletken olsa dahi bunun içerisinde belli bir miktar bir direnç bulunmakta. Yine su örneğin üzerinden gidersek şunu ifade edebiliriz. Mesela bunun bir itirme kuvveti var değil mi arkadaşlar? bu Aşağıdaki su moleküllerini itirmek için bir kuvvet uyguluyor. Aynı şekilde şu üç örneği de birbirine eşit sayabiliriz. Bu üç örnekteki su miktarlarının akışı kıyaslamasında hangisi daha fazla olduğunu soracak olursak, üçüncüsü birinci sırada olacak. Çünkü burada daha az direnç meydana geliyor. İkincisi de ikinci sıraya geçecek. Birinci durum ise üçüncü sıraya geçecek arkadaşlar. Bunun temel sebebi nedir arkadaşlar? Su miktarlarını eşit olarak kabul ettiğimizde direncin buradaki akışı en büyük etkileyecek olan etken olduğunu söyleyebiliriz. Bu görselde ise daha farklı bir şey inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada su çıkış noktaları birbiriyle aynı. Ama buradaki ittirme kuvvetleri farklı değil mi? Şimdi burada bir bunun bir potansiyeli var. Bunun bir potansiyeli var. Bunun bir itirme potansiyeli var değil mi? Bakıyoruz. Bu üç itirme potansiyeli arasında en fazla aslında gördüğünüz gibi 3. durumda. Yani buradaki direncin üçü içinde eşit olduğunu farz edersek buradaki bizim aslında akışı etkileyecek olan unsurumuz nedir? Buradaki ittirme kuvveti. Buradaki itirme kuvveti en yüksek 3. durum, sonra ikinci durum, sonra 1. durum. Buradaki akış hızı da en yüksek 3. durum, sonra ikinci durum, sonra birinci durum diyebiliriz. Şimdi bazı kavramları daha toparlamak gerekirse burada sizin için bir liste hazırladım. Kavram ve birim olarak ikiye ayırdık. Şimdi kavram ve birim kafa karıştırmasın. Kavramlar aslında günlük hayatta çok kullandığımız şeyler. Örnek vermek gerekirse bir duvarın uzunluğu ne kadardır diye sorduğumuz zaman uzunluk kısmı bir kavramdır aslında. Bunu ama cevap verirken biz kavram cinsinden vermiyoruz. Mesela 5 uzunluk demiyoruz. Bunun yerine metre cinsinden cevap veriyoruz. Yani onun birimi cinsinden cevap veriyoruz. Burada elektriği anlamak için kullandığımız bazı kavramlar var. Bu bu tarafta birimler var. Potansiyel fark ile başlayalım. Elektrikteki potansiyel fark iki nokta arasındaki elektriksel enerji farkıdır. Yüklerin hareket etmesini sağlar. Bu farkın birimi de volt denir. Yani potansiyel farkın birimi volttur. Bir devrede yüklerin hareketine karşı gösterilen zorluğa da direnç denir. Direncin birimi de ohmdur arkadaşlar. R ile göster. Burada potansiyel farktan bu arada bahsetmişken şunu da eklemek gerekiyor. Mesela burada iki nokta arasındaki elektriksel yük farkı dediğimizde bu pil örnek gösterirsek yani artı ve eksi kutupları arasındaki potansiyel farkı gözümüze canlandırabiliriz. Ve bunun volt cinsinden bize değeri mesela örnek verirsek bu pil 1,5 voltluk bir pil. Birimsel olarak da bunu böyle ifade edebiliriz. Bu direncin birimi de arkadaşlar ohm'dur. Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi de ohm kanunuyla ifade edebiliriz. Yani volt eşittir akım çarpı direnç. Buradaki genelde devrelerde bu şekildeki harflerle bunlar ifade ediliyor arkadaşlar. O yüzden bundan sonra bunları gördüğünüzde şaşırmayın. Elektriksel güç ise birimi watt'tır. Tabi bunu devre üstünde daha geniş çaplı inceleyeceğiz. Şimdiden yer etsin aklınızda. Burada akıma gelecek olursak akım bu devre üstünden akan elektronları ifade ediyor aslında. Akımın birimi de amperdir. I ile gösterilir. Bir amperlik bir akım devreden akma durumunda yani ölçüm cihazıyla biz bu devrede ölçüm yapmaya başladık. Bu ampul bir amperlik akım çektiğini hayal edelim. Bir amperlik akım çekiyor dediğimiz zaman aslında şunu biz hayal edebiliriz. Ortalama yaklaşık ışık saniyede şu kadar adet elektronun aktığını bize ifade ediyor. Tabii biz bu kadar büyük rakamlarla iş yapamayacağımız için biz ne diyoruz 1 amper diyoruz. Şimdi buradaki rakamları bu arada yorumlarda okunuşunu e, yazacak arkadaşları da bekliyorum. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarımız da görmüş oluruz. Şimdi burada bu akışı anlatırken elektrik yükü taşıyan bir parçacığımız hareket ediyor aslında bu tel içerisinde. Ve bu hareket esnasında bir şey daha meydana geliyor arkadaşlar. Bu elektrik yükünü biz hareket ettirmeye başladığımız zaman bu elektrik yükü etrafında bir manyetik alan da meydana getiriyor. Yani herhangi bir telefonumuzu şarj ederken günlük kullanımdaki elektrikli aletleri prize taktığımız zaman kablo üzerinde aslında bir manyetik alan meydana getiriyoruz. Bu manyetik alan aslında çok fark edilmiyor. Neden? Çünkü zayıf bir manyetik alan. Yanına mesela bir pusula koyarsak eğer bu pusula belki yönü değişebilir. Büyük ihtimal yakınla doğru yaklaştığın zaman bunu net gözlemleyebilirsin. Bunu daha iyi gözlemlemek istiyorsak iletkenimizi daha yüksek adetle sarıyoruz arkadaşlar. Bir yönde sardığımız zaman buradaki oluşacak olan manyetik alanlar da daha sık hale geliyor ve bu manyetik alanlar daha fazlalaştığı için biz buradaki çekim kuvvetini artık daha net gözlemleyebiliyoruz. Buradan nereye geliyoruz arkadaşlar? Asıl sorunumuz neydi? Biz elektrik üretmek istiyorduk. Elektrik hakkında bazı şeyler artık kafamıza canlandığına göre elektriği biz nasıl üretebiliriz? Bu sorunun temel cevabını şimdi sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Elektrik akımı aktığı zaman etrafta bir manyetik alan gözlemliyoruz. Peki biz elektrik akımıyla manyetik alan oluşturduğumuza göre manyetik alan yardımıyla acaba elektrik akımı oluşturabilir miyiz? Asıl geleceğimiz nokta burası. Şimdi manyetik alan kaynağı olarak bildiğimiz gibi arkadaşlar en temel tanıdığımız, birçoğunuzun tanıdığı şey aslında mıknatıstır değil mi? Bu doğal bir manyetik alana sahip. Bunun içerisinde devamlı bir manyetik alan var. Biz bu manyetik alanı elektrik akımı üretiminde nasıl değerlendirebiliriz? Şöyle bir mıknatısı hayal edelim. Buradaki manyetik alan çizgilerini görüyorsunuz. Bu arada bu manyetik alan hakkında size bu çizgilerin bilgisini vermedim. Bu manyetik alan çizgileri gördüğünüz gibi arkadaşlar kuzey kutbundan güney kutbuna doğru sürekli bir bağlantı halinde. Yani bunlar kesik kopuk değil. Mesela bu görselin bir kısmında kesik gibi görünebilir. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Gene buradaki halkalar gibi. Bu daha geniş bir açıyla döndüğünü ve diğer tarafa bağlandığını düşünebilirsiniz. Yani bunlar aslında ucu ve tek yönlü değildir. Yani bunlar mutlaka bir noktadan başlar ve diğer diğer noktaya doğru meyleder. O noktadan tekrardan yani bir döngü içerisinde olduğunu hayal edebilirsiniz. Biz buradan arkadaşlar normal bir doğal mıknatısa geldiğimizi hayal edelim. Önümüzde bu mıknatısı var arkadaşlar. Buradaki mıknatıs gördüğünüz gibi bunu da manyetik alana sahip. Manyetik alan çizgilerini görüyorsunuz. Aynı kutuplar gene burada da aynı geçerli. Aynı kutuplar birbirinden karşı bir itme kuvveti meydana getiriyor. Farklı kutuplar ise bakın dikkat edin manyetik alan çizgileri artık birbiriyle etkileşime girmiş. Bu manyetik alan çizgileri arasında ben bir iletkeni hareket ettirdi zaman ne olur? Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki adet mıknatısım var. Bu tek adet de olabilirdi. Mevzu buradaki manyetik alan çizgilerin içerisinde iletkeni hareket ettirmek. Şimdi burada biz iletken olarak bakır bir tel kullandığımızı veya bir çubuk kullandığımızı hayal edebiliriz. Bu bakır teli veya çubuğu manyetik alan çizgilerine dik bir şekilde yukarı aşağı dolar hareket ettirdiğimiz zaman bunun içindeki elektronlar bu manyetik alana bir tepki verecek. Yani aslında biz manyetik alanla beraber buradaki elektronları etki altına alabiliyoruz. Yani burada bir akım meydana gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi bu buradaki esas noktalardan biri manyetik alan çizgilerinin kesme durumu. Yani biz eğer bu çubuğu sağa sola hareket ettirirsek akım gözlemlemeyeceğiz. Çünkü manyetik alan çizgilerini kesmiyoruz. Yani manyetik alan çizgileri içerisinde hareket ediyoruz. Ama yukarı aşağı hareketlerde farklı manyetik alan çizgilerinden geçiş yaptığımız için burada bir elektrik akımı meydana geliyor. Şimdi buradaki akımın miktarını arttırmak istersek ne yapabiliriz? Manyetik alan çizgilerindeki hareket miktarımızı arttırdığımız zaman, hareket hızımızı arttırdığımız zaman burada oluşacak Gerilimi ve akımı arttırmış oluyoruz. Peki tek bir kabloda bu ne kadar üretilebilir? Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar, tek bir kabloda bir şey üretmek ne yazık ki çok mümkün değil. Burada tek bir kablonun hareket ettirmeyle gözlemleyeceğimiz akım ve voltaj miktarı kısıtlı. Ama biz bunu yüksek adetlerde sararsak daha yüksek voltaj ve akım miktarları alabiliriz. Bu örneklerden sonra şimdi biraz daha pratik yapabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.